Herkese merhabalar. Seda Yalçınkaya ben. İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan. Bugün piyasalarda çok majör bir veri takibi yapılmayacak ama bakıldığı zaman gözler özellikle yarın açıklanacak Merkez Bankası kararlarında. Sabah Japonya Merkez Bankası'nın para politikası kararlarını alacağız. Ne kadar genişlemeci bir tavır takınacağını bu toplantıda görmüş olacak. Piyasalar buna göre tam şekilleniyor, ani tepkiler veriyor derken bence biraz daha sakinleşebilir. Çünkü akşama doğru Fed'in yani Amerika Merkez Bankası'nın para politikası toplantısındaki beklentiler oldukça önemli. Bu nedenle her iki toplantı arasında ani reaksiyonlar, ani ilk tepkiler dışında büyük bir fiyatlama oluşmayabilir. Fed'in biraz daha toplantısında alınacak kararların beklenmesi daha olası bir senaryo gibi görünüyor. Bunun dışında Fed ne yapar? Hemen bir bakalım. Bu toplantıda Fed'in faiz artırımına yönelik beklentiler şu anda %20 seviyesinde. Ama Aralık ayı biraz daha yoğunlaşmış durumda. Bu nedenle eğer bu toplantıda bir faiz artırımı yapmazsa piyasaları Aralık ayı için biraz daha hazırlamaya başlaması gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Biliyorsunuz ki 2016 yılının başında Fed 4 faiz artırımı yapacağı beklentilerin sonrasında 2'ye revize etmişti ve 1 faiz artırımını yapacağını da daha sonraki toplantılarda açıklamıştı. 2016 yılında 1 faiz artırımına yönelik ilişkiler Aralık ayında dediğim gibi şekillenmiş durumda. Bu nedenle bu toplantıda söylemler biraz daha sertleşebilir, biraz daha şahin söylemler oluşabilir. Bu doğrultuda fiyat hareketleri nasıl oluşur, nasıl şekillenir? Diyelim ki Fed faiz artırmadı ama söylemler biraz daha şahinleşti. Altın fiyatlarında dalgalanma oluşması mümkün. Çünkü baktığımız zaman şu anda 1310 seviyesiyle 1320 seviyesine doğru hareket etmek isteyen bir ons altın fiyatı var. Şu anda 1315 seviyesindeyiz. Bizim için önemli olan şey 1303 seviyesinin aşağısına doğru olan geri çekilmelerde buranın üzerinde kalıyor olmamız. Çünkü yatay olarak baktığımız zaman burası oldukça iyi test edilmiş ama yukarılara doğru çıkıldığı zaman ons altında tepelerini zayıflatan, aşağı yönlü baskı yaratan sıkışık bir üçgen içerisinde fiyat hareketinin devam ettiğini görebiliyoruz. Ons altın için 1350 seviyesinin üzerinde bir fiyatlama oluşmadığı sürece bu yataylıkta 1303-1350 seviyesi arasında hareket edebilir. Ama Fed'den faiz artırımı konusunda çok güçlü bir sinyal gelmediği sürece bu yataylığın sürmesi beklenilebilir. Bunun dışında dolar TL'de ne olur? Dolar TL özellikle 2.95-50 seviyesine doğru Fed faiz artırımı olmazsa bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ama dolar hala güçlü seyirde devam edecektir. Bu nedenle baktığımız zaman 2.97 seviyesindeki bölge oldukça kuvvetli olmaya ve güçlü kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Hemen kısaca euro dolar paritesine bakalım. Çünkü euro dolar paritesinde 1.12 seviyesinin altındayız şu anda. 1.12 seviyesine tekrardan yükselmediği sürece burada bir miktar euro dolar paritesi için zayıf seyir görülebilir. Yükselme isteği vardı ama euro dolar karşısında çok çok güçlü kalmakta zorlanıyor. Her zaman ifade ettiğim gibi. Bu nedenle Fed biraz daha euro açısından daha güçlü fiyatlamalara neden olabilir diye düşünüyorum. Yarın göreceğiz. Herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın. İntegral menkul değerler. Forex'te güvenin simgesi.